Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye halkının dostları bir araya geldi. Eliye yakın ülkenin temsilcilerinin katıldığı toplantıda Çin ve Rusya'dan birinin olmaması zirvenin etkinliğini sorgulatıyor. Zirvede Beşar Esad'a görevi bırakması için baskı yapmak adına kendi taraflarında olmaları için Moskova ve Pekin'e çağrıda bulunuldu. Güvenlik Konseyi'ne geri dönerek Kofi Annan planının ve Rusya ile Çin'in de kabul ettiği Cenevre bildirisinin uygulamaya geçirilmesini talep etmek artık zorunlu hale geldi. Bu bildiriyle onların da bir geçiş yönetimini desteklediği kaydedilmiştir. Bu yüzden de Güvenlik Konseyi'nden artık karşı tarafın uygulamaması halinde daha somut ve ciddi sonuçlar doğurabilecek yeni bir yaptırım çıkartılmalı. Diğer yandan Fransız Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Muhafızlarının eski komutanı ve Esad'ın yakın adamı Manaf Talas'ın da Paris'e doğru yola çıktığını doğruladı. Talas'ın muhalefete tam destek vermesi halinde Esad, ilk defa bu kadar yakın ve güçlü bir kaynağını karşısına almış olacak. Tüm bu gelişmelere karşın Suriye Ulusal Konseyi'nin eski lideri Burhan Galin, zirvelerden umutlu değil. Tatmin olmadım çünkü Suriyeliler artık basın toplantılarını beklemiyor. Suriyeliler bu katliama nasıl son veririz onu görmek istiyor. Onlar artık harekete geçilmesini, önlemler alınmasını ve ölümlerin durdurulması için ivedi bir çözüm istiyor.